Sabah saatlerinde başlayan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanıyor. Aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğullarının da bulunduğu 22 önemli isim gözaltına alındı. Operasyon 3 ayrı soruşturmayı içeriyor. Birinci soruşturmanın iş adamı Alev Ağaoğlu'na, ikinci soruşturmanın Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'le Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'a. Üçüncü soruşturmanın ise iş adamı Rıza Sarraf'la Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın aralarında bulunduğu şahıslarla ilgili olduğu öğrenildi. Ali Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar hakkında da gözaltı kararı çıktı. Bakanların oğlunun da şüpheliler arasında bulunduğu soruşturmayı yürüten isimse savcı Celal Kara. Soruşturmayı yürüten savcılardan Kara, uzun süre 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yaptı. Savcı Kara, askeri casusluk ve sahte çürük çetesi davalarının da savcısıydı. Bu sabah düzenlenen operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturmanın gelen bir ihbar üzerine başladığı ve gözaltına alınan kişilerin yaklaşık bir yıldır takip edildikleri öğrenildi. Ebru Gündeş'in kocası Reza Zerrap'ın bazı projelerde bakan çocuklarına rüşvet vermek suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edildi. Ayrıca Çevre Bakanlığı ve TOKİ'nin bazı projelerinde 3 bakan çocuğunun rüşvet alma iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürülüyor. Rüşvet veren şirketler arasında Türkiye'nin dev şirketlerinin yer aldığı iddia edilirken polislerin Zafer Çağlayan'ın oğlunun Yeni Mahalli'deki evinde arama yaptığı öğrenildi. Erdoğan Bayraktar'ın oğlu üzerinden rüşvet vererek ve bakanlığın yetkililerini kullanarak imar usulsüzlükleri, rant yolsuzlukları, yerel yönetimlerin imara açmadığı arazilerin rüşvetle bakanlık üzerinden illegal olarak imara açılması, Fatih Belediyesi'nin sit alanındaki arazilerin bakanlığın gücünü kullanarak illegal olarak imar ve inşaata açılması gelen suçlamalar arasında. Marmaray projesine ciddi zarar vereceği halde rüşvet karşılığında bazı arsalara imar ve inşaat izni verilmesi de suçlamalar arasında bulunuyor.